Cimbom Luka Digne ile anlaşmak üzere. Galatasaray Aston Villa'nın deneyimli sol beki Luka Digne'yi kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. 31 yaşındaki Fransız oyuncunun Süper Lig devine transferi konusunda görüşmelerin son aşamaya geldiği ve anlaşmanın çok yakın olduğu söyleniyor. Digne Aston Villa formasıyla bu sezon gösterdiği performansa dikkat çekti. Kariyeri boyunca Premier Lig'de çıktığı 190 maçta 6 gol ve 25 asistle oynayan tecrübeli oyuncu sol bek pozisyonundaki başarısıyla biliniyor. Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olan Digne'nin Galatasaray savunmasına önemli katkı sağlayacağı düşünülüyor. İki kulüp arasındaki görüşmelerin olumlu seyrettiği ve kısa süre içinde resmi açıklamanın gelebileceği konuşuluyor. Taraftarlar Luka Digne'nin Galatasaray forması giyeceği günü sabırsızlıkla bekliyor. Digne'nin transferi gerçekleşirse Galatasaray savunmasına büyük bir güç katacak ve takımın hedeflerine ulaşmasında önemli bir rol oynayacak. Galatasaray Laporte transferine çok yakın. Cimbom El Nassr'ın başarılı savunma oyuncusu Aymeric Laporte ile transfer görüşmelerinde sona yaklaştı. İddialara göre 30 yaşındaki tecrübeli futbolcu sarı kırmızılılarla büyük ölçüde anlaşma sağladı. Duyumlar bu transferin gerçekleşme olasılığını oldukça yüksek gösteriyor. Bu sezon El Nassr'da sergilediği performansa dikkat çeken Laporte defans hattında önemli bir rol oynadı. Tecrübeli oyuncunun güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak değerlendiriliyor. Kariyerinde toplam 26 gol ve 12 asistlik bir performansa sahip olan Laporte savunmadaki başarısının yanı sıra hücumda da etkili olabiliyor. Taraftarlar bu transferin resmileşmesini sabırsızlıkla bekliyor. Aymeric Laporte'nin Galatasaray transferi hem Süper Lig'de hem Avrupa'da ses getirecek. Cimbom'dan yeni sağ bek transferi. Galatasaray'ın Schalke 04'ün genç oyuncusu Mehmet Aydın'la transfer görüşmelerinde sona yaklaştığı iddia ediliyor. 22 yaşındaki yetenekli futbolcu geçtiğimiz sezonu Trabzonspor'da kiralık olarak geçirmiş ve performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Sağ bek ve sağ kanatta görev yapabilen Aydın bu sezonki performansıyla birçok kulübün radarına girdi. Genç oyuncunun güncel piyasa değeri 1,5 milyon euro olarak belirtiliyor. Transfer piyasasında adı sıkça anılan Mehmet Aydın'ın Galatasaray ile anlaşmaya çok yakın olduğu konuşuluyor. Transferin yüksek ihtimalle gerçekleşeceği yönünde güçlü duyumlar bulunuyor. Galatasaray'ın genç oyuncuyu kadrosuna katmak için yoğun çaba harcadığı ve anlaşmanın kısa süre içinde tamamlanabileceği iddia ediliyor. Bu transfer gerçekleşirse Mehmet Aydın'ın Galatasaray'ın yeni sezondaki planlarında önemli bir rol oynaması bekleniyor. Galatasaraylı iş adamından sol bek hediyesi. Son olarak orta sahaya Gabriel Sara'yı kadrosuna katan Galatasaray transferde rotasını sol beke yöneltti. Beşiktaş maçında Derrick Köhn'ün sergilediği performans sol bek arayışlarını hızlandırdı. Sarı Kırmızılılar İngiltere Championship takımlarından Ipswich Town'un İngiliz sol beki Leif Davis'i gündemine aldı. Geçen sezon çıktığı 44 maçta 2 gol atıp 21 asist yapan Davis, Championship'i asist kralı olarak bitirdi ve yılın takımına seçildi. 24 yaşındaki futbolcu kariyerinde Leeds United ve Bournemouth formaları da terletti. İngiliz ekibinin ortakları arasında Galatasaray Kongre üyesi olduğu bilinen iş adamı Berke Bakay da yer alıyor. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve kurmayları bu transfer için Bakay'dan kolaylık yapmasını isteyecek. Bakay iyi bir teklif gelmesi durumunda Leif Davis'i elden çıkartmaya sıcak bakacaklarını aktardı. İngiliz ekibiyle bir yıl sonra sözleşmesi bitecek Davis'in piyasa değeri 9 milyon euro olarak gösteriliyor. Paul Joly tekrar Galatasaray gündeminde. Cimbom'un transfer listesinde yer aldığı konuşulan Auxerre'in sağ beki Paul Joly transfer süreciyle ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu. 24 yaşındaki Joly, Avrupa kupalarında sürekli boy gösteren kulüplerin ilgisi kariyerimde doğru yolda olduğumu gösteriyor ve bu benim için büyük bir motivasyon kaynağı ifadelerini kullandı. Fransız futbolcu bu ilgiden memnun olduğunu belirterek gelişmeye devam edeceğim. Bugünlerde neler olacağını hep birlikte göreceğiz. Şu an fiziksel hazırlığıma odaklandım ve tamamen hazır olmak istiyorum. Şimdilik Auxerre'deyim ancak bu ilgileri duymak gerçekten mutluluk verici. Fransız medyasına göre başarılı sağ bekle Galatasaray ve Feyenoord'un yanı sıra birçok kulübün ilgilendiği iddia ediliyor. Auxerre formasıyla toplam 58 maça çıkan Joly bu maçlarda 2 gol atıp 14 asist yaparak dikkatleri üzerine çekti. Victor Nelson El Nassr ile anlaşmak üzere. Cimbom'un yetenekli savunma oyuncusu Victor Nelson'ın Suudi Arabistan ekibi El Nassr ile transfer görüşmelerinde sona yaklaştığı aktarılıyor. Henüz resmi bir açıklama gelmezken transferin gerçekleşme olasılığının oldukça yüksek olduğu belirtildi.
El Nassr'ın Danimarkalı stoper Nelson için 30 milyon euro teklif ettiği ve oyuncuya cazip bir maaş önerdiği söyleniyor. Bu tekliflerin Nelson'ın transferi kabul etme eğilimini artırdığı ifade ediliyor. Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla başarılı bir performans sergileyen 25 yaşındaki Nelson'ın piyasa değeri yaklaşık 17 milyon euro olarak değerlendiriliyor. Savunmadaki sağlam duruşu ve oyun kurma yeteneğiyle dikkat çeken yıldız futbolcu 2021 yılında Kopenhag'dan Galatasaray'a transfer edilmiş ve kısa sürede takımın vazgeçilmez isimlerinden biri haline gelmişti. Transferin gerçekleşmesi durumunda Galatasaray savunma hattında önemli bir boşluk oluşacak ve takımın yeni sezon kadro yapılanması merak konusu olacak. Ancak transfer süreciyle ilgili kesin bilgiler için resmi açıklamalar bekleniyor. Cimbom'da hareketli günler. Süper Lig'de transfer sezonu devam ederken Galatasaray'da önemli gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör Okan Buruk'un talepleri doğrultusunda hareket eden sarı kırmızılılar yeni transferler için kolları sıvadı. Kadrosuna yedek ve kaliteli oyuncular katmayı hedefleyen Galatasaray transferde aktif bir dönem geçiriyor. Sağ bek ve orta saha transferlerini başarıyla tamamlayan Cimbom şimdi yedek takviyeleri için çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör Okan Buruk bu süreçle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Transfer sürecinin devam ettiğini belirten Buruk, kadromuz geniş ve güçlü ancak daha da güçlendirmek için transfer yapacağız. Bu doğrultuda çalışmalarımız sürüyor dedi. Buruk, takımda güçlü oyuncuların bulunduğunu fakat yedek oyuncu transferlerinin de önemli olduğunu vurguladı. Birçok görüşmemiz var ve bu süreci sabırlı ve sakin bir şekilde yürütmemiz gerekiyor. Panik yapmadan en doğru oyuncuları bulmaya çalışacağız ifadelerini kullandı. Sarı kırmızılılar birkaç kaliteli transferle kadrosunu güçlendirdi ve transfer çalışmalarında hareketlilik artmış durumda. Yedek oyuncu takviyeleriyle kadro derinliğini artırmayı hedefleyen Galatasaray bu doğrultuda görüşmelerine hız kesmeden devam ediyor. Galatasaray'a Sergio Oliveira müjdesi. Cimbom'da teknik direktör Okan Buruk'un kadroda düşünmediği Sergio Oliveira'dan sarı kırmızılılara sevindirici haber geldi. Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden biri Portekizli orta saha oyuncusuna talip olurken deneyimli futbolcunun başka teklifler de aldığı öğrenildi. İşte detaylar. Hazırlıklarını tam gaz sürdüren Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Okan Buruk çok iyi bir kadroya sahip olduklarını belirtti. Sarı kırmızılılarda kadroda düşünülmeyen isimlerin başında Sergio Oliveira geliyor. Portekizli futbolcu geçtiğimiz sezon Okan Buruk'la yaşadığı sorunlar ve yetersiz performansı nedeniyle kadro dışı bırakılmıştı. Satış listesine konulan Oliveira'dan sarı kırmızılılara müjdeli haber geldi. Aktarılan bilgilere göre Oliveira'ya İspanyol kulübü Valencia talip oldu. Portekizli oyuncuya ülkesinden, Suudi Arabistan ekiplerinden ve İspanya'dan da başka teklifler bulunuyor. 32 yaşındaki futbolcunun 2,5 milyon euro civarında bir bonservis bedeliyle gönderilmesi planlanıyor. Ahmetcan Kaplan Galatasaray yolunda.